Agalarım, herkese selamlar diyerekten şöyle bir girelim. 6 ve 7 Şubat 2 günlük bir video olacak. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Öncelikle hafta sonu inanılmaz bir bülten, inanılmaz bir kazanç, inanılmaz bir kazanç silsilesi oldu. Hem cumartesi hem pazar günü ki biz perşembe cumasından da çok güzel kazançlar elde ettik. Muazzam bir gündü, muazzam bir hafta sonuydu. Öncelikle kazanç için çok tebrikler, çok teşekkürler. Çok fazla mesaj geldi, çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı yorumlara bırakmanızı istiyorum. Sizlerden ricam, dediğim gibi ben bakın 2 günlük video ve maçlarda güzel, kupa maçları olmasına rağmen güzel tercihler çıkardım izlediğim takımdan. Sizlerden ricam beğeni ve yorumlarınızı bırakmanızdır. Para sayma makineleri hazırsa reklama biraz başlayalım. Biraz reklam uzun tutabilirim bilginize ama izleyin, keyifli olacaktır. Öncelikle maç skoru yarışmamızı bilenlere açıklayalım. Dostlarım, 2 adet maç skoru yarışmamız var. 6 Şubat'tan Galatasaray Bandırma maç skoru ne olur sizlere sorduk. 7 Şubat'tan da Gaziantep Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen birer kişiyi gruplarımıza alacağız. Daha önce cumartesi ve pazar yapmış olduğumuz yarışmalarda 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Mustafa Bayrak, Kuner Savaş, Faruk Gülaydın, Çılgın Yunus, Kötü Karma, Gökalp Hurdakul isimli arkadaşlarımız skorları kazanmıştır. Dediğim gibi çekiliş yapıldı. Bunlar açıktı. Instagram üzerinden bana iletişim geçebilirler. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplara gelmek, kişiler, herkes buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Skor bilen arkadaşlar da bana buradan mesaj atsın. Şubat ayı boyunca gruplarımıza misafir olsun. Cumartesi 2 adet kombinimiz vardı. Cumartesinin 2 adet kombini hem ana kombinesiydi hem de alternatif kombinesiydi. 2'de 2 yaparaktan da tertemiz geçtik cumartesi. Pazara geçelim. Pazar günü de arkadaşlar 2 adet kombinem vardı aynı şekilde. Ve ana kombinem kazandı. Leipzig'in 2 golü Liverpool maçına da var olarak değerlendirdim. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Kasımpaşa'yı bir yarı kazanırı, Hoffenheim'in de KGS olaraktan da kazandığımız bir kombineydi. Bunlar da kazandı. Pazar günü de hatta bir tane günü teklisi vardı. Lyon'un yarı kazanırı. O da 1.80 gibi orandan içeri geldi. Pazar günü de kombinlerde 3'te 3 yaparaktan da tertemiz kazanç yaptık. Perşembeden cuma pazara kadar yüksek misli göstermek istiyorum. Perşembenin yüksek mislisi 2700 misli, 1240 misli. İkisini de içeri aldık mı? Aldık. Cuma mislisine geçelim. Cuma mislisi 1500 misli, 900 misli. Atletik Bilbao kazanır, Galatasaray kazanır. Aldık mı ikisini de? Aldık. Devam edelim. Cumartesinin yüksek misli. Cumartesi tek adet yüksek misli vardı. O da 2700 misli önerildi. O da Leverkusen alır ve 1.5 üstü. O da geldi mi? Geldi. Pazara geçelim. Pazarda 2 adet yüksek mislimiz vardı. O da 1500 misli ile 1200 misli. Liverpool mücadelesine KG var olarak değerlendirdim. Inter'in de bir yarıyı kazanmasını bekliyordum ki maçı zaten kazandı. Yüksek misli grubunda bir kasa yönetimi yapılıyor. Bu kasa yönetimi yapıldığı için ay sonunda kar veya zarar ortada oluyor zaten. Ocak ayında 12.712 TL net kar yapmıştık. Şu an Şubat ayı da son günler inanılmaz gidiyor. Kazanç sağlayan herkese tebrikler. Kasanızı biz yönetelim, paramızı birlikte katlayalım. Ayrıca yüksek misli seviyesinde sadece maç önü tercihler değil, canlılar da oluyor. Dün mesela 2 tane canlı verdim. Arsenal Liverpool mücadelesinde Arsenal'ın 2 golüne güzel oran vardı. 500 TL canlı yaptım. 2. golüne daha doğrusu aldık. Kasımpaşa'nın maçı vardı aynı şekilde. Onun da 2. golüne 300 misli yaptım. Yani yüksek misli seviyesinde canlı olarak da yapıyoruz ve diyorum ki kasadan bu kadar oynamalısın diyerekten de zaten biz yönettiğimizde söyleyelim. Canlı olarak gruplarımıza inanılmaz bir performans sergiledik. Özellikle pazar günü yani böyle bir şov olamaz ya. Birazdan sizlere de göstereceğim. İnanılmaz kazançlar elde ettik. Herkes açık Telegram grubuna da canlı olarak dün zaten çokça maç attım. Oraya da katılım sağlayarak da adına sizler de katılabilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmında da mevcut. Hatta şöyle ekrandan göstermek istiyorum biraz. Canlı start diyerekten başlamışım. Ekranlar açık. Maçın zaten başındayız arkadaşlar. Bu işler böyle yürür çünkü. Pendik mücadelesine ilk yarı 1.5 üst diyerekten de ben başlamışım. Ve dedim ki riskliden de devreden bir Pendik golü alınabilir. İlk yarı 1.5 üst oldu mu? Oldu. Golü kim attı? Pendik. Kazandık mı? 2.05 orandan da kazandık. Adana Demir mücadelesine. Deplasman'ın bir golü 1.40'tan ideal önermişim. Risk ise 3. gol. Adana Demir'den geri demiş miyim? Geldi. Ne zaman geldi? 90 artı da geldi. 90 artı 9'da mı ne geldi? Adana'nın golü 3. golde Adana attı. 2.14 saygılar diyerekten de başladık. Kasımpaşa mücadelesi vardı. İlk yarı golüne girdik. Ve ilk yarı Kasımpaşa'nın golü risklidir diyerekten de. İlk yarı gol geldi mi? Monaco ilk golü gruba vermiştik. Devam ettik. Alanya'nın ilk yarı 0.5 üstü. Kasımpaşa'nın ilk yarıdan golü tarı diyerekten de devam ettik. Kasımpaşa'nın ev 1.5 üstü. Kasımpaşa'nın yüksek mislisi. Chelsea maçına ilk yarı 0.5 üst. Bournemouth mücadelesine ilk yarı 1.5 üst diyerekten de. Oradan sonra devam ettik. West Ham mücadelesinde Manu'nun atacağı 2 gol. Arsenal maçında ilk yarı 0.5 üst. Golü Arsenal atar. Hızlı geldi. Kimse alamadı. Arsenal ilk yarı 1.5 üst.
Ondan sonra ne vermişiz? Beşiktaş kart vermişiz. Beşiktaş'ın bu kartı vermişiz. Bunları da içeri almış mıyız? Almışız diyerekten de, tebrikler diyerekten de bu şekilde çok güzel kazanç oldu. Yoruldum. Başlayalım. Toplamda 9 adet mücadelem var. Dostlarım, sizlerden beklentim beğeni ve yorum desteklerinizdir. Beğeni ve yorum desteklerinizi unutmayın. Çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Artı 500 üzerinde beğeni bekliyorum. Şimdi Fatih Karagümrük'le Samsun mücadelesi. Bu maç hakkında biraz bilgi aktarayım size. Samsun'un son Alanya mücadelesi vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda, hatırlar mısınız? Ben o maça 4500 misli yüksek misli yaptım. Dedim ki, hatta daha öncesinden de dedim, yani önümde çok güzel bir yüksek misli var. Yarına kasa hazırlayın dedim. Alanya Spor yarı kazanırı, ilk yarıyı kazandı fakat mücadeleyi 3-1 gibi kaybetti. Hatırlayın o maçı. O maçta ne, niye ben 4500 misli önerdim? Samsun hiçbir oyuncusunu, yani geçen maçta ilk 11 oynayan ve yedeklerden Taylan Antalyalı dahil 12 tane ilk 11 oyuncusunu götürmemişti. Karagümrük'le oynayacaklar. Samsun tarafı yani kupaya çok fazla önem vermediğini söyleyeyim. Ben burada Karagümrük tarafındayım. Diğer seçeneğinde bulunan maç kulüpte gözükmüyor bu. Ama Nesine, Bilyoner oynadığınız platformun diğer kısmında, bulunan kısımda Karagümrük'ün bir yarıyı kazanır oranı 1.58. Ben diyorum ki Karagümrük burada bir yarıyı kazanır. Hatta mücadeleyi de yüksek oranıyla galip gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 2.02. Bilginize. Ankara Gücü ile Erzincan Spor mücadelesi. Her iki takım da kupaya gerçekten önem veriyor. Özellikle Erzincan Spor son mücadele Adana Demir karşısında 2-0 öne geçti. Sonradan 2-2 oldu. Penaltılarda galip geldi sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. Ankara Gücü ile oynayacaklar. Fakat karşılarında da kupaya önem veren Emre Belözoğlu'nun takımı var. O yüzden ben burada kalitenin yanında olma taraftarıyım. Ankara Gücü kazanır alacağım. Fakat bu Ankara Gücü kazanırı nasıl alacağım? 4.5 altında 1 yaparsak arkadaşlar 1.53 bandından değerlendiririz. Dediğim gibi Ankara Gücü kazanacak bence. Fakat 4.5 altında 1. Zaten Erzincan Spor'a baktığımız zaman da kendi liginde playoff yarışında. Yani kupada falan çok fazla zaman kaybetmemesi lazım. Ama onlar için de bir nevi vitrin mücadelesi. Yani transfer olmak isteyenler varsa orada da iyi performans sergilemeli ama kalitenin yanında olmakta fayda var. 4.5 altında 1 tek tercihim. Galatasaray ile Bandırma Spor karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar kısmına mutlaka bırakınız diyerekten de geçeyim. Ben şimdi Galatasaray'ın ben burada galibiyetini bekliyorum ama oran almak adına burada neler yapacağız? İlk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti alabilir. İdealden değerlendirilebilir. İdeal kombineye de koyulabilir aslında. Ama Halil Dervişoğlu yani gerçekten başarısız bir forvet olduğunu düşünüyorum. Hem fiziksel açıdan ufak olması biraz. Yani biraz Galatasaray için, yedek forvet için sıkıntı, muhtemelen forvet de Halil olacaktır. Ama kanatlarda TTMT onlar da çok iyi olmasa da onlar iş yapabilir. Bu da Galatasaray'ın ilk yarı galibiyetini değerlendirebiliriz arkadaşlar. Onun dışında arenada taraftar önünde olması da ekstra performans. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da ilk yarı Galatasaray galibiyeti zaten bekliyoruz. Oran almak adına da ilk yarı 1.5 üst seçeneği de riskli olarak değerlendirebilir. Bunun oranı 1.78 bandında değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Maç skorunu yorumlara yazmayı unutmayınız. Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşılaşması. Şimdi aga, bu maçta öne çıkan birkaç tane önemli detay var. Stuttgart'ın bir sonraki mücadelesine baktım. Bu maçtan sonra kimle oynayacaklar diye. Aga, Mainz'la kendi evinde oynuyor sanırım. Doğru mu? Doğru. Leverkusen'e bakın kimle oynuyor. Bayern Münih'le kendi evinde. Agalar, bu maç aga, Leverkusen'inle diğer maçı kendi evinde Bayern Münih'le. O yüzden bu maçta yani çok fazla önem vereceğini düşünmüyorum. Abi, kupadan elenirse elenelim diyecek. Şu geçen maça baktığımız zaman da Bayern Leverkusen'in son kupa mücadelesini adamlar az kadroyu sürmüş. Ama burada ben az kadroyu beklemiyorum. O yüzden benim için öncelik burada Stuttgart'ın atacağı goldür aga. Bakalım oran açmışlar mı? Stuttgart'ın golü oranı açmışlar mı? Açmamışlardı doğru düzgün. 1.27 bandında. Avrupa'da 1.40 bandında oranı vardır. Avrupa'da yaşayanlar, Avrupa'da vesaire olanlar bunu alabilirler. Bence Stuttgart burada gol bulacaktır. Leverkusen kendi evinde atamaz mı? Bence atar. O yüzden burada benim idealden KG varı. Burada Türkiye için alabileceğimiz oran KG vardı. Ama dediğim gibi ben öncelik çıkarsam veya böyle her takımın bir golünü alsam burada Stuttgart'ın golünü öne çıkardığımı da söylerim sizlere. Diğer mücadelem Rangers'la Aberdeen mücadelesi. Rangers da kendi evinde, Celtic'te de aynı puana gelme şansı var. Celtic bence yine şampiyon olur gibi geliyor da burada şampiyonluk turu var arkadaşlar. Doğrudan şampiyonluk yok. Ama ligi birinci bitirmek istemezler mi? İsterler. Kendi evinde
taraftar önünde oynayacağı bir karşılaşma. Rangers'ın ben kendi evinde burada doğrudan ilk yarı galibiyetini bekliyorum. 1.55 gibi oranan. Hatta biraz daha ideal isteyenler varsa Rangers'ın kendi evinde atacağı bir gol. İlk yarıdan atacağı bir gol. 1.30 küsurda oranı var. Ama biraz daha yüksek oran almak isteyen varsa ilk yarıdan Rangers galibiyetini 1.55 gibi oranan da değerlendirebilirler. Geçtim. Ayın 7'si için arkadaşlar toplamda 4 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Sizlerden ricam, tek ricam beğeni ve yorumlarınızı bırakmanızdır. Beğeni ve yorumlar bizler için gerçekten çok önemli. Yani motivasyon kaynağım. Yani Zeki Müren mi diyordu o? Benim ilham kaynağım sizin alkışlarınızdır. Benim daha ilham kaynağım sizin yorumlarınızdır. Devam edelim. Mainz Union Berlin karşılaşması. Aga Mainz 2 maçtır gol atmadan yeniliyor. Union Berlin'de son mücadelesinde zaten değerlendirdik. Deplasmandaydı. Karnesinin kötü olduğunu bildiğimiz için ev sahibinin 2 golünün kazananını vermiştik. Aldık. Mainz tarafındayım. Neden Mainz tarafındayım? Adamlar 2 maçtır gol atamıyor. Kendi evine geçen maçta erken dakikada gol yediler. 4. dakikada gol yediler. 23 tane şut çekti, atamadılar. Artık bu maçta deplasman karnesi de tırnak içinde en kötü takımla oynayan Union Berlin'le oynayacaklar. Kendi evinde Mainz'ın da ben bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Mainz'ın bir yarayı kazanır, seçeneği 1.54. Tek tercihimdir. Değerlendirecekler. Bu oyunda değerlendirebilirler. Diğer mücadelem Gaziantep'le Fenerbahçe. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk aga. Şimdi geçen Fenerbahçe mücadelesinden sonra açıklaması vardı. Sumudika'nın açıklaması vardı. Dinlemişsiniz muhtemelen. İsmail Kartal kendi takımına baksın vesaire şeklinde bir açıklamalar vardı. Ya iyi de bir nevi antipatik bir hoca olduğunu düşünüyorum ben Sumudika'nın. Yani %70'i sevmiyorsa %30'u da sever. Öyle bir hoca olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için önemli bir faktör ama. Fenerbahçe adına da şöyle, son kupa mücadelesini 6-0 yendiler. Zaten muhtemelen kadroda rotasyon olacaktır. Birçok isim olacaktır burada. Ben mücadelenin galip gelmesini bekliyorum ama yani almış almış goller uçmaz gibi geliyor bana. 2-0-2-1 ayarında Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. İdealden aldığım seçenek de 1.5 üstünde 2 abi. Fenerbahçe en az 2 gol ataraktan da mücadeleyi kazanır. Maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Fil dişi sahili Kongo. Geldik mi aga benim Kongo'ya? Ben size ne dedim? Bakın son 3 videoda Kongo'nun bütün maçlarını aldım ben neredeyse. Fark ettiniz mi? Hepsini de kazandık aga. Öyle bir takım. Diyorum ki aga, Kongo'nun bir golü. Yapıştırın ağzınıza dayım. Bu zamana kadar kazandırmış bize. Kongo'nun bir golüne de 1.54 gibi oran açmışlar. Neden biraz bundan bahsedeyim aga? Şimdi ezbere konuşmayalım çünkü. Ben bu Kongo'yu izledim aga. Bu hatta TV8.5'da falan veriliyor bunların maçları. Yani vaktiniz varsa izlersiniz sizler de. Çok keyifli olmuyor. Çok keyifli olmadı. Hatta şunu söyleyeyim. Fil dişi bu zamana kadar sadece şeyde galip geldi herhalde. Grup aşamasında mı galip geldi? Ne? Ondan sonra da galip geldi. Bir tane de. Yani öyle geldi buraya. Kongo'ya göre kadrosu daha kaliteli ama Kongo'nun ben takım halinde rahat pozisyon bulduğunu, üretkenlik anlamında birbirleriyle uyumlu olduğunu söyleyerekten de Kongo'nun bir golü 1.54. Allah bereket versin. Değerlendireceğim. Kendim tekli olarak değerlendiririm en kötü. Eğer ki yüksek orandan. Ben size ne dedim? Turnuvanın gizli favorisi Kongo abi. Buradan da turu kim geçer? Kongo'nun oranı 2.16. Bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bir önüne bir değerlendirme yapabilirsiniz. Kongo'muz Bakambu ile birlikte gülsün. Vissa ile birlikte gülsün diyerekten de burada Kongo tarafında olduğumu belirteyim. Atletico Madrid ile Atletico Bilbao mücadelesi. Aga çok güzel bir mücadele. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın bu maç tek ayaklı değil. Kupa mücadelesi ama çift ayaklı bir mücadele. Şöyle yarı final mücadelesi. İspanya'da çift ayaklı oynanan bir karşılaşma. İlk mücadele Atletico Madrid'in kendi evinde. Son mücadelede Real Madrid pazar gününde oynanan karşılaşmada da ne oldu? 1-1 bitti. 90'lı attı golle birlikte. Takım biraz mutlu yani. Santiago Bernabéu'da sen 1 puanı almışsın son dakika golüyle. Bu pozitif olarak yansıyacaktır takıma. Bilbao'da kupayı çok önemsiyor. Son mücadele Atletico Barcelona'yı yendi 4-2. Ulan aklım karıştı ya. Barcelona'yı yendi. Yani bu kadar maç izleyince kafa kalmıyor kusura bakmayın. Ben burada diyorum ki Atletico Madrid mücadeleyi kazanabilir. Ama idealden yine aynı şekilde ben bu seçeneği kullanıyorum. Aga çünkü kazanıyorum. Para nerede? Kangal orada. Bu iş bu kadar. Ev sahibi yarı kazanır oranı 1.47. Ben burada Atletico Madrid'in bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta mücadele çift ayaklı olması kaynaklı. Kendi evinde avantajı eline almak isteyen bir Atletico Madrid olacağı için de maç sonu kazanır da bence yüksek orandan değerlendirilebilir diyerekten de geçeyim. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal kombine yapmıyorum aga. Sizlere de bir tavsiye, 9 maçı da alıp kombine yapmayın. Lütfen rica ediyorum. İnşaatçı kuponları, BİM kuponları yapmayın. Tabii tercih size kalmış. Beğendiğiniz tercihleri alın, kazanın. 2 maç alın, 3 maç alın, kazanın, çıkın. Bu işler böyledir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. Seviyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.